9 suikast girişimi evet. var zaten hocam size yani. Allah koruyor sizi maşallah. 7 kurşun sıktılar. Yeni gelmiştim akademiye. Evet. Otaköy'deki evin önünde Maravun oradayken 7 kurşun sıktılar. Evet. Hiçbiri gelmedi. İnşallah. Elhamdülillah. Bir de bu şey var hocam, evinizin önünde köpekler olduğu dolayısıyla girmiyorsunuz. Ya o ne kadar acayiptir Ebru hocam. Bir gün gece sohbete gidiyorum. Yani akşamları evlerde gidiyorum. Kardeşlerim. Bir gün birinin evine gidiyorum. Bir gün evine gidiyorum. Evleri geziyordum ben. Sohbet ediyordum mesela. 10 kişi, 5 kişi. Sabaha kadar ders devam ediyordu. Yani maşallah. Sabah namazında bitiriyordum dersi. Maşallah. Çünkü çok gideceğim yer oluyordu. Onlar da Allah razı olsun bekliyorlardı. Gece 2'de bir yere, 2.30'da bir yere, 3'de evet. bir yere, 3.30'da bir yere her maşallah. Yere gidiyordum. Allah kısa Allah. Kısa sohbetler yapıyordum. Ama her gün istisnasız. Allah razı sabah olsun. Bitiyordu benim dersim. Sohbetim. Yine öyle sohbet bitişinde sabah ezanına doğru eve geldik Ortaköy'e. Evin önüne köpekler dolmuş. Ya köpekler, hayvanlar ben hiç görmedim. Daire çiziyorlar etrafında. Yani bunu bizim kardeşlerden 6-7 kişi gördü. Evet hocam. Nuri. Yani tabii çok kalabalık evet. çünkü iki araba gitmişti. Evet. Hepsi gördü. Böyle dönüyor hayvanlar sürekli. O yani bu normal bir şey mi? Hiç gördünüz mü böyle bir şey? Hayır. Daire şeklinde köpek nasıl döner ya? Dönmez hocam. Ve kapının önünü tutmuşlar. Ana cümle kapısına girmek mümkün değil. Bir sürü köpek. Sürekli dönüyor. Bir şey var dedim. İnşallah. Girmeyelim dedim. Yani bu fevkalilik var burada dedim. Arabayla çocuklar bastılar, ilerlediler. Ta ileriden bir tur attık. Yeniden geldik. Ve baktım bir polis eskortu. Şu küçük polis arabalar var ya. Evet. O geçiyor. Dedim ya öyle bir şey olsa bile zaten polis geçiyor. Şimdi onlar korkar dedim. Bir şey yapamazlar yani. Tedirgin olurlar. Ben hemen ineyim dedim eskort hazır geçerken. Hemen atladım eve girdim. Eve girdikten sonra hemen telefon çaldı. Bu sefer dediler kurtardın dediler. Evet. O nasıl oldu dedim. Biz dediler aşağıda çalılıkta siper almıştık. Ama dediler yani sen punduna getirdin uygun bir şekilde. Bu sefer kurtardın dediler. Dedik Allah kurtardı dedi. Yani derdine düşmeyi dedim. Yani Allah dilemezse hiçbir şey olmaz dedim. Şahıslar da kendini biliyor, yaşıyorlar şu an. Evet bak, hocam. Bak bu tehdidi yapanlar yaşıyor. Evet. Şikayetçi olmadım. Bak silahla bekliyorlar evin aşağısında evet, adamlar. Seni öldürecektik diyorlar aşağıda evin hocam. Evet. Şikayetçi olmadım. Defalarca, ya, bir kere daha gene yakalattım polise. Evet. Arabayla gene öyle pusuya düşürmüşlerdi. Ama o sefer de polise yakalattırdım yukarıda. Polis arabalar yani yaklaşık 10 ayrı polis arabası bütün yolları kesti. Polisin refleksini tebrik ediyorum maşallah. Maşallah. Bunları derdest yakalar. Hepsi bir gördüm eller hepsi ensesinde. Ondan sonra kasılmış kalmışlar böyle ıstakoz gibi başlar. Hepsini arabaya bindirdiler. Hocam dedi şikayetçi misin dediler. Değilim dedim bırakın dedim. İnşallah. Yine bir suikast girişiminde daha bulundular. Ortaköy karakoluna çektirdik bunlar hepsini. Şimdi polis dedi ki bu nedir bu olay dedi anlatın dedi. Efendim dedi biz hiçbir şey yapmıyorduk dedi. Hiçbir şey yapmıyordunuz dedi komiser. Hiçbir şey yapmıyorduk dedi. Polis defa üç kez ulan dedi sen ne kadar geri zekalısın. Bari dedi buradan geçiyorduk dedi. Yani bir geziyorduk dedi ama hiçbir şey yapmıyor. O zaman dedi ben sokaktan komiseri polisi çağır dedi. Çağır sokaktan birisini dedi herhangi birini. Al getir dedi. Bunu hiçbir şey yapmamış dedi. Yani boş yere gelmiş bunlar buraya dedi. İnşallah. Çünkü polisin gözü önünde arabayla peşimizden takip eder yani son sürat arabayla gittiğimiz halde peşine akılsız da polisin polis merkezinin önüne kadar bizi kovaladılar. Evet hocam. Peşimizden geldiler yani. İnşallah. Bir kısmı kaçtı diğer araba, öbür arabayı yakalayabildiler. Polis evet. yakaladı, öbür araba kaçtı. Evet hocam. Değil mi? Evet. Polis kıstırdı. Evet. Hiçbir şey yapmıyormuş bunlar dedi. Ulan dedi sen tam gerizekalısın. İnşallah. Polis biraz tuttu. Dedim şimdi bunlarla uğraşmayalım dedim. Bunları bırakalım. Ben de şikayetçi olmayayım dedim. Yine bıraktırdık. Yine Ortaköy'de evde baskına geldi. Bir tanesi yine. Sonra polise bildirdim. Polis kapıda gitmiyor. Kapıyı kırmaya çalışıyor yani. Sürekli vuruyor kapıya. Polis geldi. Oradan bir polis böyle yüksek sesle teslim ol dedi ya. Böyle birdenbire kaldır ellerini yukarıya falan dedi. Böyle büyük bir gürültü koptu yani polis. Boldur güldür. Polisin hepsinin de silah vardı.
ondan sonra. Bu böyle kasıldı kaldı o da öyle eli ensesinde. Sonra polis mermiyi silahın ağzına vermişti. Tehlikeli olmasın diye mermiyi çıkarttı. Evet. Silahın o mekanizmasını çalıştırdı. Mermi dışarıya attı. Aldı yeniden şarjöre mermiyi koydu. Ondan sonra bunu aldılar arabaya koydular. Ortaköy'e götürdüler. Ortaköy karakoluna. Ondan sonra ya dedim şimdi buna yine şikayetçi olmadım. İnşallah evet. Polis dedi ben dedi konuştum dedi şey yaptı dedi. Yani zannetmiyorum bir daha şey yapmaz falan dedi yani böyle bir olay olmaz dedi. İnşallah. Yine bıraktık. İnşallah hocam. Yani bunlar bir kısmı anlattıkları. Evet, haddi hocam. Hesabı. Evet hocam. Yani silahlı evin önüne bir esrarkeş adam gelmiş getirmişler. Esrar içmiş. Silahlı. Biz şüphelendik. Polise haber verdik. Polis geldi. Ben pencereden seyrediyorum. Bir süre sonra birkaç polis arabası daha geldi. Kalabalıklaştı olay. Adamı alıp götürdüler. Yani arabayı da götürdüler. Mesela o adamı da yakaladılar. Onu da 4 yıl sonra öğrendik. Adamlar kendiler söylüyorlar. Babası bu, adam kiralık katil tutmuş adamı. Adam da günlerden beri bekliyormuş. Hem esrar içiyor. Silahla arabayla bekliyormuş. Benim çıkışımı bekliyormuş. Tevafuken yakalandı. Evet. Adam hapis falan da yatmış. Hem silahtan hem uyuşturucudan. Haberim yok. Yani çok son öğrendim evet. Yani bunun için yapılan. Çok fazla vakı var ama Allah hepsini de korudu. Maşallah. Maşallah. Elhamdülillah. Yani öyle bir şey yok. Ben elimi kolumu sallaya geziyorum hiç. Evet. Benim silahım imanım. Evet maşallah hocam. Diyorum bak ben vazifemi yapmadan kimse beni öldüremez. Evet Allah. Maşallah hocam. Evet. Şehit edemez diyeyim. İnşallah. Öldüremedim şehit edemez. İnşallah. Ben vazifemi yapacağım. Bitecek. Ondan sonra onlar ne yapıyorsa yapar. Yani Allah diler, emreder. İnşallah hocam. Ondan sonra Allah canımı alır. İnşallah hocam. İnsanı vesile eder o zaman. İnşallah hocam. Ya herhangi bir olayı vesile eder. Herhangi bir konuyu vesile edebilir. Ama bir insan vazifesini yapmadan, Allah'ın takdiri olmadan can alınmıyor. O zaman bir sözümüz yok. Tabii ki. Hocam uzun zamandır size düzenlenen o 8 suikastı ve suikast girişimlerini anlatmıyorsunuz. Anlatırsanız coştursunuz bize diyor. Ya hakikaten ben hayret ediyorum. Allah Allah. Adam hançerle geldi ya. Şu kadar hançer elinde. Kapının üstünde benim abimin ismi yazıyor zaten. Evin bize ait olduğu bir yazıyor. Açık belli. Adama tarif etmişler. Demişler ki sen 3. kata çık. Orada yazıyor zaten adı demişler. Bas zile. Kapıyı açtığında elindeki o şeyle saldırmayla saldırırsın demişler. Ya cinayet işleyecek. Ben de o zamanlar acayip ferahtım ya. Önüme gelene kapıyı açıyordum. Böyle bir konu yoktu. Hatta püfür böyle hava essin efendim serin olsun kapı açık yatıyordum ben. Evet. Sokak kapı açık. Ceryen yapıyordu. Oh ne güzel oluyor ya diyor. Pencere kapısını açıyordum. Öyle yatıyorum. Ben, haberim yok. Ne bileyim ben böyle tehlikelerden. Semra hocam muhteşem kadın. Maşallah. Çok maşallah. Güzel. Allah razı olsun maşallah. Efendim. Beyazlığı çok güzel maşallah. Maşallah. Allah razı olsun hocam. Siz güzeller güzelsiniz. Canımın içisiniz. Bir tanemsiniz. Maşallah. Osmanlı maşallah. Kadın. Maşallah. Maşallah. Efendim gitmiş komşuya bitişik komşuya adam acayip bir gürültü koptu ya ama haykırmalar falan böyle yani ne bileyim böyle feryatlar ondan sonra ani bir arbede oldu bir adam gümbür gümbür merdivenlerden aşağı kaçtı bir adam daha kaçtı komşu geldi ya dedi niye böyle şeyler yapıyorsunuz dedi. Ben, nedir ben anlamadım. Adam heyecandan komşu karıştırmış artık. Biz diye komşuya gitmişler. Yani beni diye komşuya gitmişler. Bitişik komşuya. Adam normalde kapıyı açtığında direkt bana saldıracakmış. Bak Allah ayağına doladı. Deliler gibi kaçtı. Eğer komşuyu da Allah korudu yani. Biri böyle.
Bir tanesi yine evin önünde bir araba. Adama esrar vermişler, silah vermişler. Evin önünde bekliyor. Ya dedik, hocam dedi, şu araba sürekli bekliyor dediler. Neyin nesi? O zaman 155 haber verin dedik, bir baksınlar neyin nesi dedik. Biz seyrediyoruz, 155 polis geldi. Polis önce sakindi, bir şey sordu. Bir konuşma oldu falan. Bir süre sonra 3 tane daha, 2-3 tane daha polis arabası geldi böyle. Oraya, yani oraya yoğunlaştılar. Sonra arabaya açıldı falan, bir hareketler oldu, adamı işte dayadılar. Fakat biz anlamadık ne olduğunu. Bir süre sonra bir telefon konuşması, yani polisin yaptığı telefon konuşmasında olayı anladık. Adamlar beni öldürtmek için adamı tutmuşlar, adamı esrar içmiş adam, yani herhalde cesaret gelmesi için, yani hap almış, esrar içmiş, kendini hazırlamış. Ruhsatsız silah var arabanın içerisinde. Beni bekliyormuş kapıda. Çıkma. Bu suikastı hazırlatan da bilinen bir aile. Para vermişler adama. Çakal adam, işi gücü yok. Bir tanesi böyle engelli. Bir tanesi Ortaköy'de eve akşam sohbetten döndüm ben. Gece geç vakitti. Yani herhalde 3 falan olabilir, evet. Gece geç vakitti. Allah Allah. Evin önünde, ana girişinde köpekler daire şeklinde dönüyorlar ya. Hiç gördünüz mü böyle bir şey? Yani bayağı koşarak dönüyor hayvanlar ya. Tam daire şeklinde ama. Birçok köpek ama. Kapatmışlar önünü. Evin, acayip şaşırdım ben. Çünkü hayır, köpek olur. Mesela dallaşır falan, evet, oynarlar, koşarlar, evet, falan. Mesela, değil mi? Öyle bir şey olabilir. Evet, evet. Ama tam daire şeklinde düzgünce dönüyor köpekler. Belirli bir hızla. Ben bir fevkalade, olağanüstü bir şey var dedim. Evet. Arabaya sen devam et dedim çocuğa. Durma dedim. O döndü pazar yerinin ta oradan. Hoca, bir tane baktık orada bir polis eskort araba geçiyor. Var ya şu polis arabaları geçen. Evet. Ha dedim, eğer bir şey varsa bile dedim, yani polisi görürseler dedim. Evet. Kaçarlar veyahut güvenli olur dedim. Ben tam polis arabasının oraya geçtiği yer geçerken arabadan hızla indim. Geçtim içeri, yukarı çıktım. Bir süre sonra telefon çaldı. Evin telefonu. Açtım. Biz dedi aşağıda yatıyorduk dedi, çalıların içinde dedi. Bu sefer kurtuldun dedi. İşte seni öldürecektik dedi. Açık açık söyledi. Munafıklardan bir ekip, grup. Evin önündeki çalıların içine yatmışlar. Orada beni vuracaklar içeri girerken. Bu sefer kurtuldun dediler. Halbuki Allah koruyor. Allah koruyor. Evet. Evet. Hakikaten tek başına iniyordum o zamanlar ben. Evet. Tek başına çıkıyordum. Yine öyle bir kere eve baskına gelmiş bir tanesi. Güm güm kapıyı vuruyor gece vakti. Ne istiyorsun dedim. İşte kapıyı aç dedi. Ya dedim, sen çok sinirlisin dedim. Yani kendin değilsin, şimdi kapıyı aç. Belli ki dedim bir şey mi? Sürekli vuruyor kapıya. Tekmelemeye başladı. Ben de mecburen karakolu aradım. Polisler geldiler. Polis aşağıdan davranma diye çok gür bir sesle bağırdı böyle. Ondan sonra bunu aldı götürdüler aşağı, başına bastırarak falan böyle. Çok böyle bakarlar da yani. İnşallah. Muhterem İmparatoriçem. Canım çok vardı. Ben işte bir örnek verdim. Mesela yine bir tanesinde suikast yapmak için arabayla peşimize takılmışlar. Bir ekip araba dolusu böyle münafık. Arabayı durduracaklar. Arabanın önünü kesmeye çalışıyorlar. Arabayı durdurunca işte arabayı açacaklar herhalde. Orada kendilerince ya öldürecekler yahut ona benzer bir şeyler yapacaklar kendi kafalarınca. Ben de arabayı süratlendirdim, karakola doğru götürtmeye başladım arabayı. Biz karakolun önüne arabayı çektik. O araba aşağıya doğru, biz karakolun önüne çekince var gücüyle bastı, gitmeye başladı araba aşağı caddeye doğru. Biz dedik polise, böyle bizi takip etti bu dedik. Yani niyetleri bozuk bunların, öldürmeye yönelik bir şeyleri var dedik. Polis hemen telsize gitti. Polis telsize haber vermek üzere.
Bu salaklar gitsin geri döndüler bir sefer. Yani normalde gitmeleri lazım. Herhalde evet. Benim sadece geçici olarak karakol önüne gittiğim ve oradan geri eve gideceğimi zannettiler. Eve doğru bir sefer gelmeye başladılar. Yani bizim ev istikametine doğru. Bir sefer polisten kaçmaya başladılar. Polis onları şeyde kıstırdı o. Ama her yer polis arabasıydı biz onu yakalandıklarında. Yani bütün her yeri kesmişti polis. Evet. Benzincinin işte o ne o am simtin ismi? Orta. En ortakede yukarı çıktığını, en üstte yukarıya çıktığını. Ulus. Evet. Ulus'ta. Evet, Balmumcu'nun orada. Evet, Balmumcu'nun orada. Evet, evet, Yıldız'da. Balmumcu'nun orada polis önüne kesmiş. Hepsi ayaktaydı böyle. Eller ensede. Yani buna benzer olaylar oluyordu. Ve bütün dünya İslam'ı hakim et. Türkistan Birliği olsun. Hayret ya, Allah'ın hikmeti yani, beni hakikaten çok rahat öldürebilirlerdi yani. Şehit edebilirler değil mi ama? Hiçbir nasip olmadı ya. Allah'ın hikmeti, hayret ya. Mesela o Ortaköy'deyken dedim ya, köpekler kapının önünde böyle tur atıyor hayvanlar. Ama bak şimdi 5 tane köpek. Daire çiziyorlar ya. Hiç gördünüz mü köpeklerin daire çizdiğini? Hayır hocam. Yok hocam. Görmedik yani. Ya çok acayip bir şey bu. Evet. Ana kapının girişinde, bizim evin ana kapısının girişinde durmuş köpekler. 5 tane köpek daire çiziyor ya. O onun peşinden gidiyor, Var ya, sikti olur böyle. Evet. Olacak iş değil ya. Tabii. Çok acayip. Garip tabii. Arabanın içinde biz de 5 kişiydik. Çocuklar da gördüler. Dedim bir şey var dedim, siz eve girmeyen dedim. Bastık böyle yere geçtik ta ileriden, ilerledik caddenin sonuna kadar. Sonra geri döndük, bir eskort polis arabası geçiyordu. Tamam dedim şimdi ondan beraber. O polis arabası geçerken ben hemen arabadan indim. O zaman da yanımda kimse bulmuyor, hep tek geziyordum Allah'ın hikmeti ya. Maşallah. Yani hiç öyle tedbir falan bir şey yoktu yani. İçeri girdim. Oturdum, bir telefon çaldı. Ucu ucuna kurtardım bu sefer dedi. Niye falan dedim. O arada biz çalıların içine yatmıştık dedi. Seni bekliyorduk dedi. Ama mutlaka dedi, seni indireceğiz dedi. Yani bu sefer kurtardın dedi. Dedi ki Allah kaderine ne yazarsa Allah o olur dedi ki ona. Sen öyle konuşmana gerek yok falan dedim. Kapattım. Bir günde bizim Zeynep, sevimli Zeynep'lere gidiyorduk. Sohbet, gece sohbetine. Ondan sonra yolda Nuri, bizim Nuri arabayı kullanıyordu. Yine arabada 5 kişiydik. Nuri düz yoldan gideceğine Nişantaşı'na doğru saptı arabayla. Biz dedik acaba kestirme bir yol falan mı biliyor? Ne yapıyorsun Nuri, nereye gidiyoruz biz dedik. Araba beni götürüyor hocam dedi. Valla beni anlamadım dedi. Böyle bu çok acayip bir ifade. Evet. İlk defa ben kardeşlere duyduğum bir şey. Araba beni götürüyor. Yani bak Allah basiretini, evet, iradesini bağladı ya. Araba beni götürüyor diyor. Evet, tabii hocam. Evet. Hakikaten öyle oldu yani. Doğrusunu söylüyor. Araba onu götürdü. Orada bir arkadaşımızın evi vardı Nişantaşı'nda. Birinci katta. Oraya geldik. Aşağıya indim. Biraz sohbet ederken falan telefon geldi. Hocam dedi, evi dedi kar maskeli dedi, 6-7 kişi bastılar dedi. Kar maskesi takmışlar. Ellerinde bıçak falan feşmekan. Beni arıyorlarmış. Yani içeride zannetmişler. Kapının kilidini şeyle bıçaktan böyle kanırtıp kapının kilidini açmışlar. Dış kapının kilidini bıçak sokup açmışlar. Kırmışlar yani, kanırtıp kırmışlar. İçeri girmişler. Para da almışlar çocuklardan. Hı. Çocukların parasını da almışlar. Bize borcunuz var diye. Borç yok da. Gaspın kibarcası yani. Ondan sonra. Ben ya dedim bu nasıl? Bekliyorlar hocam dedi. Hale dedi. Benim gelmemi bekliyorlarmış. Çok uzaktan arabayla geçtik. Baktım hakikaten kapının önünde kar maskeli tipler böyle. Sadece gözleri görünüyor böyle. Kapının önünde bekliyorlar. Bak, aptallara bak. Haber almışlar benim geleceğimi. İçeriden demek ki öyle bir münafık çıkmış, haber vermiş.
Biz de gittik karakola haber verdik dedik. Arkadaşının parasını da aldılar dedik. Komiser dedi ki hocam dedi bu çok büyük olay dedi bunu dedi. En az 25 yıl yer bunlar şimdi dedi hepsi dedi. Gençler bunlar dedi acı bunlara dedi. Böyle yani hepsini takdiriniz ama dedi. En az 25 yıl yerler dedi. Çok net dedi bu gasp dedi yani. Silahlı girmişler evin kapıyı açmışlar. Ya şimdi vicdanende rahatsız oldum 25 yıl çünkü adam öldürmüş gibi yatacak. Hakikaten genç çocuklar. Acıdım. Şikayetimizi geri aldık. Maşallah hocam. Maşallah. Ortaköy'de yine camide namaz kıldık, çıkıyorduk. Bir komünistin cenazesini getirdiler. Baktım dışarı bir çıktım. Her yer yemyeşil parka. Şey camiye ben gelirken gördüm. Bir de yavaş yavaş doluşmuşlardı böyle. Yemyeşil parkalı böyle komünistler dolmuşlar. Bir cenaze var. İşlerinden 2-3 kişi geldi. Bir tanesini tanıyorum. Bir dakika görüşebilir miyiz dediler. Buyurun görüşün. Şöyle bir tenha bir yere doğru götürdüler. Bizim dediler arkadaşlarımız dediler şeyde Kasımpaşa'da nefes aldırmıyorlar dediler. Yani dövüyorlar, sövüyorlar, vuruyorlar dediler. Onlara söylediler eğer durdurmazlarsa biz de önümüze gelen her kişiye silahlı saldırıda bulunacağız dediler. Yani beni ima ederek. Ya dedim ki ben tanımam bilmem yeni İstanbul'a geldim ben dedim. Ama yine söyleyeyim tabii Müslümanlıkta sertlik yok dedim yani silah. Yani böyle silahına ikna etmek, silahla saldırı falan böyle bir şey yok dedim. Ama yani ne derece dinlerler bilmiyorum ama söyleyeyim dedim. Hakikaten söyledim oradaki kişilere. Adamlar biz kaldığımız yerden devam edeceğiz demişler. Yani kusura bakmayın falan gibisinden. Onu böyle söylediler dedim. O zaman dedi biz de dedi gereğini yapacağız o zaman dedi. Yani seni vururuz gibisinden. Dedi ki ne yapıyorsanız yapın dedi. Ama tabii bir havada kalan laf oldu yani inşallah. Böyle vakalarımızın haddi hesabı yok bizim çok. Ya Allah'ın takdiri kardeşim. Mesela araba kazasını ölsün. Bir hastalıktan da ölebilir insan. Nasip. İnşallah. Yani Allah'a vazifeliysek o vazifemiz müddetince canımızı muhafaza ediyor. Maşallah hocam. O bitmeden maşallah. Olmaz o yani. Vazifeni yapacaksın. Vazifen bitince Cenab-ı Allah alır tabii yani orada artık dünyada kalmanın bir amacı kalmamış oluyor. Evet. İnşallah Allah'ın istediği olduktan sonra tamamdır. Huzurunu alır. Adnan hocam, komünizmle mücadele ettiğiniz için hiç tehdit aldınız mı? İlk akademide olmuştu. Akademide gelmiştim. İbrahim diye bir arkadaşım vardı liseden. Komünistti. Onu ben o zaman korurdum. Lisedeyken. Yani herhangi bir saldırıya karşı falan korurdum. O akademinin önünden ben geçiyordum. Üç arkadaşından geldi. Selam, aleyküm, ne yapıyorsun? İyi. Hocam dedi, sen dedi, bu okula hiç gelme dedi. Niye dedim? Seni öldürürler dedi. Niye ya dedim? Ya burası dedi, devrimcilerin olduğu bir yer dedi. Yani senin buraya gelmen, yani kesin öldürürler sana söyleyeyim dedi. Ya İbrahim hocam dedim, yanağında şöyle sıktım. Ben dedim, Allah'ın kuluyum. Kaderimden başkasını yapmam, yaşamam. Bir de ben vazifemi yapmadan beni kimse öldüremez, korkma sen, rahat ol dedim. O da şöyle başını şöyle bir şey yaptı. Hani sen bilirsin gibi var ya hani ıslık sarı gibi anladın. İlk tehdidimizi öyle almıştık. İkinci tehdidimiz ilk geldiğimizde İstanbul'a hoş geldin karşılaması oldu. 7 el silah sesi. Çok yakından peş peşe silah sıktılar. Bizim bulunduğum evin cephesinde. Cephesine doğru. Ama muhtemelen korkutma amacına sıktılar. Çünkü yakın mesafeden sıktılar. Yani normalde gelirdi kurşun. Evet. Korkutma amacına. Ben de hiç muhatap dahi olmadım. Allah'ın hikmeti yani hiç. Ya kale dahi almadım. Ortaköy'deki camiye sabah erkende karanlık ara sokakları vardır Ortaköy'ün. Özellikle gidiyordum. Hani gelin vurun vurabiliyorsanız gibisinden. Herkes bilir. Bütün Ortaköy halkı şahittir. Binlerce şahit vardı. Başım böyle dimdik giderdim. Aşağı tek başına. Hasbiyallah benim ve vekil. Allah'tan başka vekil yoktur. İnşallah. Seni diyor Allah'tan başkalarına mı korkutuyorlar diyor Allah ayette. Seni Allah'tan başkalarına mı korkutuyorlar? Ben bir tek Allah'tan korkarım. Maşallah. 9 kere
silahlı suikaste uğradım. 9 kere. Hiçbir şey yapamadılar. Elhamdülillah, maşallah. Elhamdülillah. Sen benim hayatımın ve çektiğim zorlukların binde birini çeksen kafayı çizer. O akıl hastanesinde 5 dakika kalsa Allah'a emanet. Benim bulunduğum mesela akıl hastanesinde mesela kalsan 10 dakika kalsaydın ben senin 10 bin kere alnını karıştırırım. 10 dakika kalamaz. Ben 10 ay adam öldürmüş akıl hastalığının içinde kaldım. Ve bilinçli olarak beni orada tuttular. Ayağımdan zincirle. Evet kalabilirdim diyorsan bana söylesen. Hücre hapsinde 9 ay kaldım. Hücre hapsine 15 gün dayanabiliyorlar en fazla. Tabii. Mahkeme kararıyla hücre hapsinde kalıyorlar. 9 ay bir fiil hücre hapsinde kaldım. Dayanabilir misin? Adını bile söyleyemez yani. Bin bir türlü iftiraya uğradım. Çete reisi diye yargılanıyorum. Daha halen de yargılanıyorum. Eşkıya başı diye. 20'ye yakın eşkıya başı diye dava açıldı bana. Hepsinden beraat ettim. Bak eşkıya başı diye. Defalarca evim polis tarafından basıldı. Ben hiç şikayetçi olmadım. Emniyette işkence gördüm. Şikayetçi olmadım. Hem ne işkence? Benim gördüğüm işkenceye sen 10 dakika dayanamazsın. Hatta 10 saniye dayanamazsın. Bayılırsın. Hocam içki sigara içmeyen bir insansınız. Kokain komplosu yaptılar size. Emniyette yiyeceğimi içeceğime kokain karıştırdılar. Ve ben bunu adli tıpla mahkeme kararı ispat ettim. O günler siz görmediğiniz için size kolay geliyor. Bütün gazetelerde sür manşetten Adnan Hoca kokainman çıktı dediler. Beraat ettim. Tek kelime yazmadı gazeteler. Evet. Anlatmaya kalksa sabaha kadar bitmez. Adnan Hocam, komünizmle mücadele ettiğiniz için hiç tehdit aldınız mı? İlk akademide olmuştu. Akademide gelmiştim. İbrahim diye bir arkadaşım vardı liseden. Komünistti. Onu ben o zaman korurdum. Lisedeyken. Yani herhangi bir saldırıya karşı şey falan korurdum. O akademinin önünde ben geçiyordum. Üç arkadaşından geldi. Selam, aleyküm, ne yapıyorsun? İyi. Hocam dedi, sen dedi bu okula hiç gelme dedi. Niye dedim? Seni öldürürler dedi. Niye ya dedim. Ya burası dedi devrimcilerin olduğu bir yer dedi. Yani senin buraya gelmen. Yani kesin öldürürler sana söyleyeyim dedi. Ya İbrahim hocam dedim yanağında şöyle sıktım. Ben dedim Allah'ın kuluyum. Kaderimden başkasını yapmam, yaşamam. Bir de ben vazifemi yapmadan beni kimse öldüremez korkma sen rahat ol dedim. Maşallah. O da şöyle başını şöyle bir şey yaptı. Hani sen bilirsin gibi var ya hani ıslık evet, sarık yapanlar. İlk tehdidimizi öyle almıştık. İkinci tehdidimiz ilk geldiğimizde İstanbul'a hoş geldin karşılaması oldu. 7 el silah sesi. Çok yakından peş peşe silah sıktılar. Benim bulunduğum, bizim bulunduğum evin cephesinde. Cephesine doğru. Ama muhtemelen korkutma amacıyla sıktılar. Çünkü yakın mesafeden sıktılar. Yani normalde gelirdi kurşun. Evet. Korkutma amacıyla. Ben de hiç muhatap dahi olmadım Allah'ın hikmeti yani hiç. Ya kale dahi almadım. Ortaköy'deki camiye sabah erkende karanlık ara sokakları vardır Ortaköy'ün. Özellikle gidiyordum hani gelin vurun vurabiliyorsanız gibisinden. Herkes bildi bütün Ortaköy halkı şahittir. Binlerce şahit vardı başım böyle dimdik giderdim. Aşağı tek başına. Hasbiyallah ve ni'mel vekil. Allah'tan başka vekil yoktur. Seni diyor Allah'tan başkalarına mı korkutuyorlar diyor Allah ayette. Seni Allah'tan başkalarına mı korkutuyorlar? Ben bir tek Allah'tan korkarım. Maşallah. 9 kere silahlı suikaste uğradım. 9 kere. Hiçbir şey yapamadılar. Elhamdülillah maşallah. Elhamdülillah. Sen benim hayatımın ve çektiğim zorlukların binde birini çeksen
kafayı çizer. O akıl hastanesinde 5 dakika kalsa Allah'a emanet. Benim bulunduğum mesela akıl hastanesinde mesela kalsan 10 dakika kalsaydın ben senin 10 bin kiralığını karıştırırım. Tabii. 10 dakika kalamaz. Tabii. Ben 10 ay adam öldürmüş akıl hastanesinin içinde kaldım. Ve bilinçli olarak beni orada tuttular. Ayağımdan zincirle. Evet kalabilirdim diyorsan bana söylesen. Hücre hapsinde 9 ay kaldım. Hücre hapsine 15 gün dayanabiliyorlar en fazla. Tabii. Mahkeme kararıyla hücre hapsinde kalıyorlar. 9 ay bir fiil hücre hapsinde kaldım. Dayanabilir misin? Adını bile söyleyemez yani. Bin bir türlü iftiraya uğradım. Çete reisi diye yargılanıyorum. Daha halen de yargılanıyorum. Eşkıya başı diye. 20'ye yakın eşkıya başı diye dava açıldı bana. Hepsinden beraat ettim. Bak eşkıya başı diye. Defalarca evim polis tarafından basıldı. Ben hiç şikayetçi olmadım. Emniyette işkence gördüm. Şikayetçi olmadım. Hem ne işkence? Benim gördüğüm işkenceye sen 10 dakika dayanamazsın. Hatta 10 saniye dayanamazsın. Bayılırsın. Hocam içki sigara içmeyen bir insansınız. Kokain komplosu yaptılar size. Emniyette yiyeceğime içeceğime kokain karıştırdılar. Ve ben bunu adli tıpla mahkeme kararı ispat ettim. O günler siz görmediğiniz için size kolay geliyor. Bütün gazetelerde sür manşetten Adnan Hoca kokainman çıktı dediler. Beraat ettim. Tek kelime yazmadı gazeteler. Evet. Anlatmaya kalksak sabaha kadar bitmez. Yine bizim eve bir tanesi geldi. Ben evde yalnızdım. Kapıya güm 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 vurdu böyle. Buyurun dedim, aç kapıyı dedi. Dedim. Yani usluk falan biraz acayip dedim bu durumda dedim ya. Böyle ağzı da bozuk bir şey yapıyor. Yani bağırıyor, çağırıyor falan. Ben de polis haber verdim. Karakoldan geldiler. Böyle davranmadığım bir ses, çok güçlü bir ses yankılandı. Bir baktım bu eli havada kalktı. Ama kasıldı böyle yani şu şekilde büküldü kaldı böyle. Ondan sonra duvara da yazdılar bunu. Üstünü başını aradılar. Polis silahın ağzına mermiyi vermişti. Yani bizim eve girdi, mermiyi çıkarttı şeyin silahın ağzına. Yani düşürttü o mekanizmasını çalıştırdı. Yani namlu yatağından çıkarttı mermiyi. Yeniden şarjöre taktı. Allah'a emanet vuracaklardı. İnşallah. Yani bir anormallik yapsa vuracaklardı. Aldı götürdüler. Ondan da şikayetçi olmadım. Acıdım. Çünkü yine en az her neredeyse 6 ay falan alacak belli yani vaziyeti. Ya acıyorum yani yufka yürekliyim yani insan şey yapamıyor son şeyinde, son tarihinde. Yine bizim evin önüne bir eserkeş tutmuşlar. Beni vurdurmak için. Haberim yok, ben de evdeyim. Bir araba duruyor evin önünde sürekli, saatlerce. Hocam dedi, bir araba sürekli duruyor dediler. İçinde bir kişi var dediler. Allah Allah dedik, bu neyin dedi. Ben de çıkacaktım. O zaman çıkayım dedim, polis haber vereyim diye baksınlar ne dedim. Bu 155, o zaman 155 değildi, başka bir şeydi. Sonra 155 oldu evet, mu? Evet. Evet, polis arabası geldi. İndiler polisler, baktılar arabaya falan. Sonra orada polisler kaldı. Gitmediler. Bir sebep iki polis arabası daha geldi. Adamı aşağı indirdiler. Arabada esrar çıkmış, silah çıkmış arabada. İki tane silah, esrar da çıkmış. Esrar yaşadım, içilmişler esrar. Beni vurduracaklar kapı çıkışında. Aldı götürdüler. Sonradan bir iş adamı yapmış bunu. Tanıyorum adamı. Oğlu söyledi, kendisi söyledi. Kindar yani böyle. Yani çok da önemli bir iş adamı değil de yani ama işte
Çevresinde bilinen birisi. Bak pervasızlıklarına bak ya, deliliklerine bak yani. Bir yıl sonra öğrendim onun adamı tuttuğunu. Ben şikayetçi oldum tabii, hiçbir şey demedim. Muhtemelen silahtan yatmıştır o. Ruhsatsız silah ve esrardan yatmıştır. İşte 3 yıl falan yatmıştır, 2-3 yıl, bilmiyorum ne kadar cezası vardır. Buna benzer vakalarım çok.